Herkese merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Casper VX 40'ın detaylı inceleme videosuyla sizlerleyiz ve bu videoda Casper VX 40 ailesinin her 3 renk seçeneği de şu anda benimle birlikte. Eğer bir telefondan beklentiniz tüm ihtiyaçlarınızı karşılaması ve keyifli bir teknoloji deneyimi yaşatmasıysa bu videoda inceleyeceğim Casper VX 40 modeli sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Gelin telefonları daha yakından tanıyalım. İnceleme Koyu'yu takip edenlerin de bildiği gibi Casper geçtiğimiz günlerde Tech Vision'da adını verdiği müthiş bir etkinlik gerçekleştirmişti ve burada en yeni teknoloji ürünlerini tanıtmıştı. İşte bu etkinlikte tanıtılan ürünlerden bir tanesi de Casper VX 40 ve gerçekten segmentinde beni çok heyecanlandıran Casper VX 40 modeliyle de buluşmuş olduk. Tabii önümde 3 farklı renk seçeneğini gördüğünüzü söyledim. Hemen burada Via beyaz rengini görüyorsunuz. En şık renklerinden bir tanesi, özellikle böyle güzel bir beyaz rengi tutturmak mühendislik ve tasarım başarısı olarak gerçekten zor bir şey ve VX40 o yüzden aslında hem emek olarak hem de tabii görsel olarak benim favori rengim. Diğer tarafta gece mavisi rengini görüyorsunuz. Yine bu da aslında telefonun ne kadar şık, premium bir tasarıma sahip olduğunu öne çıkaran bir renk. Ve son olarak siyah sevenler için de müthiş bir ton gece siyahı rengi burada. Casper VX40 3 farklı renk seçeneğiyle karşımızda. Peki telefon neler sunuyor? Casper VX40 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 120 Hz sazlama hızını destekliyor ve güneş ışığı altında 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. AMOLED ekran teknolojisi akıl telefonlar için çok önemli bir teknoloji. Siyah renkleri gerçek ve diğer renkleri parlak, canlı ve doğru şekilde görebiliyorsunuz. Üstelik bu ekranın 120 Hz sazlama hızına sahip olması da akıcı bir arayüz kullanım deneyimi size sunuyor. Casper VX40 bunlar bir araya geldiğinde de kusursuz bir ekran deneyimini oluşturuyor. 3D Glass Premium tasarımıyla birlikte 3 boyutlu cam görünümü sizi daha da içine çekecek bir tasarıma sahip. Telefonun ekranına karşıdan baktığınız zaman tasarım olarak ne kadar şık olduğunu zaten görüyorsunuz. Pek tabii bütünleşik tasarımı ince çerçeveleriyle birlikte Casper VX40 Premium ve şık görünen de bir akıl telefon. 24 megapiksel çözünürlüklü ön kamerasıyla da çekeceğiniz selfie'lerde harika kareler yaratabiliyorsunuz. Zaten kamera kısmında bunun detaylarına değineceğim. Özellikle Casper VX40 hem ana kamera hem de ön kamera yazılımı tarafında benim en beğendiğim Android cihazlardan biri oldu. Genellikle bulunduğu fiyat aralığındaki cihazlarda bu kadar başarılı kamera yazılımı görmüyoruz. En önemli artılarından bir tanesi de bu. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de çok önemli. Üstelik telefonun kutu içeriğinden de USB Type-C girişine sahip bir şarj adaptörü çıkıyor ve USB Type-C'den Type-C'ye kablo çıkıyor. Bu şekilde telefonu kutu içeriğindeki adaptörle birlikte hızlı şarj edebiliyorsunuz ve bunun her iki ucu USB-C olması da bence çok önemli bir artı. Tabii telefon kutu içeriğinde yine kılıfın yer alması da önemli artılardan biri. Ve Casper VR40'ın NFC desteği de bulunuyor. Yani temassız ödemeler yapacağınız durumlarda banka uygulamalarını kullandığınızda ödemeleriniz için de bu NFC teknolojisini kullanarak Casper VX40'ı akıllı yaşamınıza çok iyi bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Casper VX40'ın tasarım olarak çok şık göründüğünü söyledim. Aslında aynı zamanda VR akıllı telefonları arasında en ince tasarıma da sahip. 7.9 mm'lik inceliğiyle hem tek elle kullanmanız açısından aslında çok daha rahat çünkü oldukça büyük bir ekranı var. Hem de ince tasarımıyla çok daha şık görünen bir telefon. Bununla beraber ben özellikle çerçevesinin de inceliğini çok sevdim ve işte ses açma kapama tuşlarına göre hafif uzayan yapısıyla beraber çok estetik görünüyor. Tasarım tarafında Casper VX40'ın görünüşüne hayran kaldım. Tabii özellikle teknik özelliklerde anlatmamız gereken çok fazla detay var. Casper biliyorsunuz Türkiye'de üretim yapan bir üretici ve özellikle Ar-Ge yatırımlarında çok fazla arttıran bir üretici. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla her seferinde teknoloji alanında daha başarılı, daha kusursuz ürünler yapmak için çalışıyor ve bu yatırımların sonuçlarını da Casper VX40 gibi dikkat çekici cihazlarda görüyoruz. Bu akıl telefonda kullanılan AMOLED ekranda canlı, parlak, doğru, net görüntü kalitesiyle birlikte harika bir deneyime sahip. Özellikle ben oyun oynarken ve dizi film izlerken telefon kalitesinden çok memnun kaldım. Telefondan bir dizi ya da film izliyorsanız o siyah renkleri gerçekten siyah olarak görmek ve renkleri doğru canlı görmek çok önemli. Oyun oynarken de tabii ki önemli görsel kalite açısından ama oyun oynarken birazcık daha onun heyecanına kapılabiliyorsunuz.
Ama film dizi izlerken özellikle AMOLED ekranın avantajlarını çok ciddi bir şekilde göreceksiniz. 120 Hz'in sunulması da çok önemli. Bir kere 120 Hz sağlama hızına sahip bir ekranla telefon kullandığınız zaman gerçekten geriye dönemiyorsunuz. O akıcı deneyim, görüntü kalitesi sizi gerçekten etkiliyor. Bu arada Casper VX40'ın çift sim kart desteği de mevcut. Eğer 2 adet sim kart kullanan biriyseniz 2 fiziksel sim kartınızı da Casper VX40'a takabiliyorsunuz. Kamera tarafına geldiğimizde telefonun 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamerası bulunuyor. Bununla beraber 5 megapiksellik geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik makro kamerası yer alıyor. Kameralar dünya devi Arcsoft'un yapay zeka desteği ve yazılım desteğiyle üretilmiş durumda ve özellikle yapay zeka ile fotoğraf kalitesini ciddi anlamda arttıran bir telefon. Ben de biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'daydım ve Barcelona'dayken Casper VX40'la da bol bol fotoğraf çektim. Fotoğraf sonuçlarından çok memnun kaldım. Hem gün ışığında hem de ışığın düşük olduğu ortamlarda Casper VX40'ın ana kamerasıyla çok iyi sonuçlar elde edebildim. Geniş açılı kamerada daha fazla görüntüyü kadraja sığdırmak istediğinizde çok iyi bir şekilde devreye giriyor. Makro kamerada özellikle 5 cm'e kadar yakın fotoğraflar çekenler için önemli. Özellikle yaprağın üzerindeki örneğin damarları, detayları çekmek istediğinizde fotoğrafçılık konusunda çok eğlenceli bir akıllı telefon olduğu kadar kaliteli fotoğraflara da imza attığını belirtebilirim. Genellikle günümüz akıllı telefonlarında ön kamerayı çok konuşmaz olduk. Genellikle telefon üreticileri ön kamerayı es geçiyorlar. Bu tarafta önemli geliştirmeler sunmuyorlar. Ancak Casper arka kamerada olduğu kadar ön kamerada da iddialı bir marka. Casper VX40 modelinin 24 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası da ışığı doğru bir şekilde yönetiyor ve başarılı selfie'ler çekmenize imkan tanıyor. Özellikle yine ön kamerada da dünya devi Arcsoft'un yazılım desteğiyle birlikte geliştirilen kameraların oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Selfie çekmeyi çok seviyoruz ve ön kamerayı da bol bol kullanıyoruz. Özellikle görüntülü görüşmelerde, toplantılarda da ön kamerayı kullanıyoruz. Bu yüzden ön kameradaki geliştirmeler önemli ve Casper VX40'da ana kamerasında olduğu kadar ön kamerasına da geliştirmeler sunan bir akıllı telefon. Aynı zamanda tabii ki telefon ultra gece moduyla da birlikte geceleri de başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle İstanbul'un keyifli sokaklarında gezerken geceleri Casper VX40'la etkileyici sonuçlara imza atmanız mümkün oluyor. Teknik özelliklere gelecek olduğumuzda Casper VX40 gücünü MediaTek'in Helio G99 chipsetinden alıyor. 8 çekirdekli olan bu chipset bulunduğu segmentte en başarılı performansa sahip işlemcilerden biri. Telefonun 8 GB'lık bir RAM kapasitesi var ama sanal RAM teknolojisiyle birlikte toplamda RAM kapasitesi 16 GB'a ulaşıyor. Bellek alanının belli bir kısmını da RAM olarak kullanıyor ve toplamda 16 GB'lık RAM ile birlikte özellikle arka planda uygulamalar çalışırken bile akıcı performansını Casper VX40 koruyabiliyor. Oyun tarafında da yine yüksek görüntü kalitesine sahip oyunları Casper VX40'da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ben özellikle EFC Mobile, PUBG New State gibi oyunları çok seviyorum ve bu oyunlardaki performansı beni memnun etti. Telefonun 256 GB'lık bir depolama alanı var. Bu depolama alanı bence günümüz akıllı telefonları için çok yeterli. 256 GB size oldukça geniş bir alan sunuyor. Tabii ihtiyaç duyduğunuz anlar için microSD kart desteği de mevcut ama 256 GB'ı doldurmak da bence o kadar kolay değil. Yüksek depolama alanıyla da RAM kapasitesiyle de işlemcisiyle de performans tarafında tüm beklentileri karşılıyor. Videonun girişinde de söylediğim gibi Casper VX40 NFC desteğine sahip bir akıllı telefon. Örneğin cüzdanınızı evde unuttunuz ama tabii ki hiçbirimizin yanından ayırmadığı akıllı telefonumuz. Sahip olduğum telefon Casper VX40 diyelim. Telefon cebimde ise hiç problem değil. Kullandığım bankacılık uygulamaları eğer temassız ödemeyi destekliyorsa bankacılık uygulaması üzerinden NFC desteği sayesinde kolaylıkla ödemelerimi yapabilirim. Casper VX40'a gücünü veren MediaTek'in Helio G99 chipseti MediaTek'in üretmiş olduğu en güçlü 4G destekli chipset. Bulunduğu segmentte en iyi performansı vermesi için çok doğru bir işlem seçimi olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte tabii Casper ekibinin Ar-Ge çalışmaları ve yazılım geliştirme kullanıcı deneyimi tarafında yaptığı çalışmalarda muazzam ilerliyor ve işlemci ile ahenk içinde çalışan bir akıllı telefon Casper VX40. Android 13 ile birlikte kutusundan çıkıyor ve özellikle güvenlik güncellemeleri tarafında kullanıcıları mağdur etmeyecek bir akıllı telefon
telefon düzenli olarak da güncellemeleri alacaksınız. Tabii ki arkasında Casper'ın desteğinin olması da bence bu noktada çok önemli. Aynı zamanda Android 13 hem verilerinizin güvende kalması hem de akıllı telefonunuzun performanslı çalışması için önemli bir işletim sistemi sürümü ve Casper VX40 de kutusundan Android 13 ile birlikte geliyor. Telefonun hızlı şarj desteğine sahip olduğunu söylemiştim. Burada 33 wattlık bir hızlı şarj desteği mevcut. Bu da yarım saat gibi bir sürede %0'dan %60'a pilinizin ulaşmasını sağlıyor ve tabii günlük kullanım detaylarına göre birazcık değişebilir ama çok hızlı bir şekilde Casper VX40'ı şarj edip zaten uzun olan pil ömründen faydalanmaya devam edebiliyorsunuz. Casper VX40'ın genel olarak özelliklerinden bahsettim. Peki bu telefon kimin için? Yeni markaları ve ürünleri deneyimlemek isteyen, yeni nesil teknolojileri seven teknoloji tutkunları için bence çok ideal bir telefon. Akıl telefonda tasarıma, şıklığa, güzel görmesine önem verenler için yine harika bir seçenek. Çünkü hem ince hem hafif yapısı hem de şık tasarım hatlarıyla Casper VX40 segmentinde premium görünüme sahip ender telefonlardan. Bir akıl telefondan her şeyi yapmasını bekleyen, günlük hayatını en iyi şekilde idare etmesini bekleyen aktif akıl telefon kullanıcıları için de Casper VX40 ideal bir seçenek. Ve tabii ki AMOLED ekran performansından bahsettim. Özellikle telefondan seyahat ederken dizi, film izleyen, oyun oynamayı seven kişiler için de ince ekran çerçeveleri, AMOLED ekran kalitesi 120 Hz hızlanma hızıyla ekran deneyimi tarafında da çok öne çıkan bir akıllı telefon. Fotoğraf tarafına geldiğimizde de gelişmiş kamera yazılımı, yüksek megapiksel çözünürlükleri ve iyi kamera sensörleriyle çoğunuz biliyorsunuzdur bir akıllı telefonda megapiksel değeri kadar kullanılan kamera sensörü ve yazılım çok önemli. Casper'da bu üçünü muhteşem bir şekilde bir araya getirmeyi başarmış önemli işbirlikleriyle ve yine segmentinde fotoğraf konusunda en iddialı akıllı telefonlardan biri, video tarafında da en heyecanlı anlarınızı kayıt altına alabileceğiniz bir akıllı telefon. Casper yeni ürünlerini geliştirirken gerçekten kullanıcıların görüşlerini dikkate alıyor. Fokus grupları oluşturup burada beklentileri öğreniyor ve kullanıcı beklentilerine göre yeni modelleri duyuruyor. Zaten Casper'ın her seferinde yeni akıllı telefon duyurmasını bekleyen de açıkçası önemli bir kullanıcı grubu var ve Casper'ın geniş servis ağıyla 103 farklı noktada teknik destek alabilme imkanı da Casper VX40'ı tercih edilesi yapıyor. Casper VX40'ı tabi hem Casper markasının güvenilirliğinden dolayı hem tasarımından hem kamera yeteneklerinden hem de performansından dolayı birçok etkenle birlikte tercih edebilirsiniz ve eğer segmentinde kafa karışıklığı yaratmayacak modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Hatta benim temennim bunu incelemenin dışında söylüyorum. Casper tüm bu know-how ile birlikte, başarılı akıllı telefonlar ile birlikte amiral gemisi segmenti oynayan akıllı telefonlar yapabilecek bir şirket gerçekten ve kullanıcılarına da yine amiral gemilerine yakın deneyim sunan başarılı cihazları erişilebilir bir şekilde sunabiliyor. Teknoloji tutkunlarının yeni teknolojilere erişmesi için oldukça başarılı ürünler üretiyor ve bu videoda da Casper VX40 ile birlikteydik. Sizin sorularınız, yorumlarınız varsa mutlaka videonun altında bana iletmeyi unutmayın. 3 farklı renk seçeneğiyle Casper VX40 bizimleydi. Tekrar hatırlatıyorum, Via beyazı ki benim favori rengim. Gece mavisi çok daha premium görünen ve telefon tasarım hatlarını ortaya çıkaran bir renk ve tabii ki gece siyahı siyah sevenler için güzel bir tercih. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.